bunun adı şimdi? Bunun adı ne? Güzel Fatma. Güzel Fatma. Bütün bebekleriyle geldik ama size rahatsızlık vermeyiz değil mi anneciğim? Bir sorun olmaz yani. Ne sorun olabilir? Ne sorun olur bu? Benim için Aslı'cığımla geçirdiğim gün keyiftir. Ayol şimdi böyle söylüyorsun. Ondan sonra yok bileğim, yok dizim diye ağlanıp bağlanıyorsun bütün gece. Aa, gerçekten bileğinizde bir şey mi var? Ahmet'e de bırakabilirim ben Aslı'yı. Gündancığım sen de niye uyuyorsun ona? Bakma sen Melahat'cığım öyle şey diyor. Geçen gün yağmurluydu ya havacık öyle. Romatizmadan herhalde bir kemiklerim sızladı ama önemli. Ben benim bal köpüğümden, benim o bal kavanozumdan yorulmam, çok da mutlu olurum. Babaannesinin kuzusu. Gündancığım biliyorum geç kalıyoruz ama hemen hazırlanıyorum. Tabii halacığım. Aa, Melahat hala. O rujun rengi ne güzelmiş öyle. Almanya'dan getirttim. Vallahi dünya kadar para verdim ama değer. Rukiye'ye sorsan makyaja verilen para boşadır. Ay canım estağfurullah niye boş olsun? Sen öyle hoşuna gidiyorsa öyle olması lazım. Hiç, Fehmi çok fazla hoşlanmaz makyajdan da ben de yapmam yani. Ayol Fehmi abim para gitmesin diye öyle söylüyordu. Hayır sen kendine özenli bakımlı bir kadın olsan para harcarsın diye öyle söylüyordu. Ben kendime özen gösteririm Melahat'cığım. Ay kendine aslında bir böyle bir ruj, bir fondöten, bir allık sürsen artık değil mi? Yahu yeri geliyor onu da yapıyoruz. Yapmadın mı Sami Bey'in düğününde yapmadım. Hatta sen yaptın Gülden'cim hatırla. Tabii yaptım. Çok da güzel olmuşsunuz anneciğim. Ya herhalde yani. Niye Gülden yapıyor makyajını? Yapmayı unutmuşsun da ondan. Hiç alakası yok efendim. Gülden'in eli çok yatkın. Çok güzel yapıyor makyaj. O yüzden ondan rica ettim o gün ben. Niye Gülden'in eli yatkın? Çünkü bakımlı kadın. Maşallah 40.000 kere. Salmamış kendini senin gibi. Maşallah. Neyse. Hadi Nazan abla bekliyor halacığım. Bizi gidelim eve aşağı. Hadi bakalım hadi. O kızın da kilo alması lazım. Ne öyle sıska sıska. Kadın dediğin böyle etli butlu olacak. O zaman hadi görüşürüz. Aslı size emanet umarım. Aslıcığım yaramazlık yapma babaanne iyi olma tamam mı? Rukiye'cim sen alışverişi beceremediğin için artık mecburen biz bu açığı kapatmak zorunda kalıyoruz. Mecburen gideceğiz. Keşke sen yapabilseydin de biz de böyle gitmek zorunda kalmasaydık. Çok teşekkür ederim Melahat'cığım. Vallahi siz olmasanız ay iyi. Sağ ol canım benim. Hadi bakalım siz güzel güzel gidin. Alışverişinizi yapın gelin. Hadi bakalım hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Ay. Ne oldu babaanne? Ay yoruldum be babaanneciğim. Ay gerçekten. Yok yok bir şey yok. Gayet iyiyim sen bakma bana. Bir şey söyleyeceğim. Acaba diyorum sana ben mutfaktan kek mi getirsem? Getir. Getireyim mi? Tamam oldu getireyim. Sen de burada uslu uslu beni bekle tamam mı? Güzel tabağa koyayım. Birazcık kafa dinleyelim biz seninle. Aslıcığım. Ay kafa dinlemeye ihtiyacım var. Güzel kuzum benim. Oh ya sabır ya Rabbim ya. Ya artık yuku uyuyamıyorum bilirsiniz ya. Ya Bekir abi, sen de sat kurtul şu hisseleri o zaman. Ya kabuslarıma git. Bekir abicim nedir senin bu hisselerin durumu? Kârda mısın, zararda mısın? Nedir yani? Ha? Nedir durumu ne? Şu an kârda yap. Tamam abi, madem ki arada geçmişsin, senin ne işin olur borsayla Bekir abim ya? Sat kurtul. Olmaz Nevzat oğlum, yükselecek diller. Bekir abicim bak, canım abi. Zenginlik mal çokluğuyla değil, göz tokluğuyla olur. Hı? Ne güzel konuştu bak. Abicim sen pirince giderken eldeki bulgurdan olacaksın ya. Ha, ben de diyorum, sat kurtul diyorum. Ama yükselir öyle demeyin. Bir ara böyle düşer gibi oldu hisse senetleri bilirsiniz. Ondan sonra bir anda yükseldi böyle. Vallahi yakala bir yere aşk olsun. O kadar hızlı yükseldi yani. E sat o zaman birader. He? Sat o zaman. Öyle deme ya. Bu hisse senetleri benim ruhsal durumumu bozdu. Uyku muyku heram oldu bana ya. Uykusuz bırakma. Bir işkence biçimidir. Sorguda insanları her yarım saatte bir uyandırıp haftalarca uykusuz bırakarak aptallaştırıyorlar. Bize mi anlatıyorsun Basri abi? 12 Eylül'de bizzat bu kocamanla üzerimizde denediler o yöntemleri. Ya kardeşim ne günlerdi ya. İnsan insana huzur mu yapar mı ya? Ama evet. Yapıyor insafsızlar Basri abi. Ya adam koyun derdinde siz zan derdindesiniz kardeşim. Sat o zaman. Satamam yükselir. Ya düşerse?
Gelecek. Bilgisayarlarda böyle hisse senetlerini anında alıp satabileceksin. Yok daha neler. Ya hiç keyfim yoktu, filandaki yerine geldi. Peki, 46 nasıl olacak o iş? Bilgisayarlarla. Hatta gün gelecek o bilgisayarlar cebimize girecek. Allah'ım. Bunun balatalar gene yandı. Ya Basri abi sen cep dedin de Bekir abi senin cebinde ahiret mi var kardeşim? Madem hisseler karda bize birer çay ısmarlar da içelim değil mi? O olmaz. Hisse senetleri satınca ısmarlarım o zaman. Sat o zaman. E satamam yükseliz. Ya düşerse? Düşerse mi? İşte o yüzden işte uyku beni kaçır işte. Ya düşerse ya çıkarsa ben iyi değilim sadece. İyisin abi sat sen. Ya düşer çıkarsa. Ya düşmez. Değil? Ya düşerse. Ya çıkarsa. Evladım sen, sen nasıl bir insansın be ya? İş bulutağım yok, kadının parasını alıp benim hanımın parasıyla borsaya gir be ya. Ne güzel işte, fena mı oldu? Kâr ettik. Onu satacaktın. Bundan sonra satıp anamın parasını yerine verecektin, koyacaktın. Ne oldu? Ya işte biraz bekledim, yükselsin diye bekledim. Öper sana ya. Pöfleme bana. Pöfleme bana şimdi. Allah Allah. Saçacak mıymış, bilmem neymiş. Antilli kuntilli işler yapıyor. Kendi kendine acayip acayip şeyler yapıyor. Bundan sonra karşıma geçiyor. Utanmadan bir de bana yalan söylüyor. Yalan söylemedim ya. Sen bana sat dedin. Ben de sonra düşündüm. Yükseleceğini bekledim. İşte fazla paramız olacak, zengin olacak. Ben onu bekledim yani. İstemez zengin olmak. İstemez. Ben zengin mengin olmak istemiyorum. Sen benim anamın parasını yerine koy. Başka hiçbir şey istemiyorum. Daha fazlasını koyacağım. Göreceksin sen. Allah Allah. İstemiyorum diyorum ya. Hala daha fazlasını, daha fazlasını diyor. Hem sen borsadan ne anlarsın ya? Borsadan ne anlarsın ki gelmişsin konuşuyorsun? O borsa var ya, yaşa başa bakmaz. Aklına bakar, buraya bakar. He, ben sana. Sen ne anıyorsun? Sen ne anıyorsun? Talih çıktın ortaya. Sen ne anıyormuş be ka? Avrupa görmüş insanım ben ya. Yenilikçiye her zaman ben açığım. Senin gibi kapalı değilim. O yüzden diyorum sana. Vallahi bir tersini bir yapıştıracağım ondan sonra. Bir açılacağını diyor ya. Kapanamayacağım ondan sonra. Ben anlamam. Ben anlamam. Ne yapacaksın? Ne edeceksin? O kağıtları satacaksın. Ananın parasını vereceksin. O zamana kadar da benimle konuşmayacaksın. Bir damat olmaz. Olmaz senin gibi damat. İstemiyorum. Tabii ya. Tabii sen çok kıskanıyorsun. Sen beni kıskanıyorsun çünkü ben yenilikçiyim. Avrupa görmüş insanım. Sen tabii yenilikçiye kapalısın. Hiç merak etme. O parayı ben koyarım. Görürsün. Yenilikçiymişmiş de, bilmem ne görmüş de, ondan sonra Avrupa şeysiymiş de. Ben de Avrupalıyım, ben de Avrupalıyım. Ben nerede oturuyorum, nereliyim ben? Nerelisin? Keşanlıyım ben, İmencik Avrupa burada, ben de Avrupalıyım. Babaannesi getirdi işte. Aslı'nın güzel kekini getirmiş. Babaannesi getirmiş. Aslı'cığım ne yaptın? Ne sürdün sen öyle yüzüne bir tane? Hiç mi sürdün? Nerede buldun orucu? Şurada. Orada. Oo. Belahat'ın ucumu o. Ah Belahat'ın ucumu mu sürdün sen? Babaannesini kutsaydı sen. Güzel kekini ya. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ay. Rukiye. Çok güzel olmuş benim bebeğim. Ne oldu? Ne bu tantana ya Rukiye? Ay bebeğim bak buna. Kuzum. Bak, sen, sen. Ooo suratını koydu. Çok komik, çok güzel olmuş ya. E ne var bunu kızım ya? Ruj sürmüş, yıkanır çıkar ya. Ruj değil mi? Alt tarafı ruj. Alt tarafı bunun üst tarafı da ruj, yan tarafı da ruj. Bu her de bu Melahat'ın ruj. Bu Almanyalardan getirmiş de çok pahalıymış da. Oh neler saydı bu. Ya nereden gelse gelsin ruj işte ya. Allah Allah, uzaydan gelsen olacak ki o ruj. Rıdık Bey'ciğim, ben o kadının diline düşeceğimi prozeptik çukuruna düşsem daha iyi yani. Ya tamam, abartma işte ya. Allah Allah. Ya, çocuk almış, sürmüş. İşte ben söylerim, ben de şahidim. Yok yok, hayır hayır. Efendim ben hallederim. Rica ediyorum, bu konuda sen üç maymunu oyna. Ne duydun, ne gördün, ne biliyorsun yani. Üç maymunu oyna sen. Dedem üç maymunla oynayacağım. Yok, onu sonra seninle oynar da ben Melahat'ın elinde maymun olacağım yani. Tamam, ben gidiyorum içeri. Bir sıkışırsanız beni çağırın, ben gelip hallederim. Tamam efendim ama bu işi ben
Hande diyeceğim. Canım. Ya insan 3 kuruş para kazanacağım diye uykusundan olur mu? Seyfi abicim, 3 kuruş da değilmiş aslında yani. Söylenenler şöyle, 1'e 300 kazanan bile varmış. Hadi ya. Öyle diyorlar. Yani ben o parayı kazanacağım ama uykusuz kalacağım. Hiç hoş, hiç güzel bir şey değil yani. Hele hele hele. Aç tavuk kendini buğday ambarında zannediyor. Hele uzaktan konuşmayla olmuyor bu işler Seyfi Bey. Seyfi abi olmuyor, olmuyor. Sen de ne yapacaksın? Bekir abi gibi paranı yatıracaksın. Sonra sabaha kadar düştü mü, çıktı mı, hisseler ne oldu, gözüne uyku girmeyecek. Sonra ne olacak? Pasaja gelip bütün gün uyuklayacaksın, değil mi Bekir abi? Ya Bekir, insomnia olmayasın. Efendim? Ne bu? Borsa hastalığı falan mı? İnsomnia mı? Yok, uyku uyuyamama hastalığı. Yani vücut tam dalacakken vücut kendini uyandırıyor, uyuyamıyorsun. Yani bir tür uyku bozukluğu. Yok yok, öyle bozukluk değil bundaki. Hı? Yani bunun cebindeki tek bozukluk artık madeni paralar. Gerisinin hepsi borsada. Ya Allah aşkına, madenin ağzına sakız olmuşsun Bekir. Sen ne anlarsın borsadan ya? Aman! Sanki fıtıkalı anlar. Deli söylür, biz alırız. Anlamaya gerek yok ki. Fıtık, borsadan anlıyor mu? Ne? Nasıl? Ben diyorum ki, Fıtık da ne anlar? O da anlamaz yani borsadan. Nasıl anlayacak? Nereden? Nesrin, top kapı gibi kıvırma. Demek Fıtık Ali de borsaya girmiş ha? Sorarım. Seyfi abiciğim, gel otur be. Seyfi abi. Bu avantajı sen de maçı tutarsan, ölmenin annenin düşse. Sen niye zahmet ediyorsun? Niye zar atıyorsun ki ya? Niye yoruyorsun kendini? Ağzımla söyle, gelsin abi. Nerede adam? Ha nerede? Benim kızımın geleceğini karartan o adam nerede? Seyfa, hoş geldin. Sefalar getirdin. Sakin. Ne oldu abi? Sakin sakin anlat. Sakin makine anlatamam Ahmet. Sakin makine anlatamam. Tamam Seyfi Beyciğim, telaşla anlat ama ne olduğunu anlat. Ne oldu? Hiçbir şey anlatamam. İşim gücüm var benim. Benim o butiği bulmam lazım. Butik nerede? Eve yemek yemeye gittim. Gösterme. Güle güle. Allah Allah. Ne oldu şimdi yine ya? Butik Ali'yi arıyor. Hadi canım. Butik Ali'yi arıyor. Ah! Ya sen nasıl bir insansın Levent'ciğim? Komiser Kolombo gibisin. Hemen çözsün ya. Butik Ali'yi arıyor. Levent, şaşılacak şey. Sen şappadan at. Nasıl çözdün olayı böyle ya? İnanılmaz. Ama arıyor, sordu. Arıyor ya. Evet. Hadi sen de. Bir çift de bize gelsin de var. Gelmez o, gelmez. Aa güzel. Hadi bir de sallıyoruz, iyi mi? Bak. Abi fincanla oynasanız. Aa ayıp oluyor ama. Fincan oynayınca ayıp oluyor. Biliyoruz bu işi. Fincan ayıp olur da şu zarları diyorum. Böyle elini alınca şöyle bir şıkırtısını bugün duysak mı diyorum yani. Ama bugün yani şansım yerinde yani. Çok çok. Şey Zeynep'e haber verelim. Oyunumuz bittikten sonra ustanın oturduğu yeri biraz temizlesin. Muhtemelen bal içindir. Bal damlıyor ustacığım, bal. Giz. Hadi bakalım. Kaç? 3-0 mı? Ya. Ya Erol Taş Baba Sami, her yer dolu. Bu pastayı ben nereye koyayım? Eyvah. Bu havada bir ses uçuşuyor. Bu ne olduğunu tam anlamıyorum ama söyle ona. Ben o sesten konuşmuyorum. Niye konuşmuyorsun babacığım? Konuşmazsa konuşmasın. Pefana ya. Sen söyle o. Ya. Söyle ben onunla konuşmuyorum. Böyle arkadan izah çeviren o seslerle ben muhatap olamam. Ben gerçekten ikinizle de uğraşamayacağım ama benim içeride yapacak bir sürü işim var. Söyle ona. Ya kendiniz söyleyin canım. Allah Allah. Tabii ya. Biz burada Fato anaya para kazandırıyoruz. Sen hala isyan ediyorsun. Hala. Bana. Tamam. Madem almışsın parasını katana. Oynamışsın. Tamam. Tamam. Bir şey demiyoruz. Madem yükselmiş. Sat. Sat o zaman. Sat da verin onun parasını. Tamam ya. O benim işim. Sen bilmiyorsun. Karışma yani. Ben sana karışıyor muyum? Sütlacı böyle yaptın, onu böyle yaptın diye. Fato anayla benim aramda. Yemin ediyorum seni şikayet ederim burada. Ne lan? Ne şikayet edermiş? Ona baksa. Yarın bir gün başını sıkıştığında, aman Sami baba, yetiş.
Yetiş. Bak o zaman ben sana ne yapacağım? Görürsün gününü. Ben mi yapacağım öyle sana? Seni göreceğim ben asıl, seni. Ya damadım, ben seni çok seviyorum ama falan dersen beni bulamazsın, bulamazsın. Helal ol be! Ölsem senden bir şey istemem ben. Ha, ben ölsem senden bir şey istemem. Ya. İsteme, isteme! Sen de isteme, öp sana. Vallahi yapışacağım şimdi ha. Hadi işine bak. Sen iste bak ha. Buruj'dan babama mı istiyorsun Rukiye teyze? Buruj'dan, Dilekciğim. Dilekciğim, hadi göreyim seni canım benim, hadi. Hmm. Hadi aynısından bul gel, tamam mı kuzum benim? Hmm, tamam, şey bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Ben yarın çarşıya çıkacağım, yarın çarşıya... Yarın çarşıya falan. Dilekciğim yarın değil, bugün lazım bana. Bugün acil lazım o ruj bana. Acil mi? Acil lazım. O ruj bana çok acil lazım. E peki bu acil ruj sana niye lazım Rukiye teyzeciğim? Ya şimdi bu Aslı bizim bu Melahattin Rucu almış bunu, oynamış etmiş, sağa sola sürmüş, mahvetmiş, bırakmış. Şimdi gelip de bunun hani böyle olduğunu görsen, sittin seni artık dilinden kurtulamayız. Senden rica ediyorum bunu yarım saat içinde. Ne olur. Tamam, tamam dur ben hallederim şimdi. Çarşıya gider ben onu hallederim. Kuzum benim şey de önemli değil, parası da önemli değil. Ne kadarsa, şimdi ben sana para da veririm şimdi. Ne kadarsa sen cebinden de ödemen gerekiyorsa öde, ben sana öderim. Tamam, Rukiye teyze hallederim. Ben şimdi gidip alayım. İthalmiş. İthalmiş. Bak üstünde de yazıyordur herhalde, gözüm görmüyor benim. İthalmiş. Sakın buna benzer, öyle yerlisiymiş. Anında tanır. Tamam. Anlar. Ondan sonra yıllar yılı bunun için konuşur. Gözünü seveyim. Sana çok güveniyorum. Halledeceğim inşallah. Hadi. Hadi, hadi canım benim. Dur para vereyim. Ben sana. Al. Al. Evet. Oho. İyi yere dükkan açtık. Biz kimle oynayacağız abi? Çek güzel hareket geldi. Demek buradasın ha? Kaçabileceğini mi zannettin sen ha? Ne oluyor baba? Ne kaçması? Şuna bak. Bir de bunu koruyorsunuz değil mi? Yok evde, yok şurada, yok burada. Eve gidiyorum, kapı duvar. Ne bu var, ne dilek var. Hiç kimse yok evde. Seyfi amcim, sakin. Bak, soluk solu aklımda. Ne oldu yine baba ya? Şu servet düşmanını koruyorsunuz ya. Bravo size. Ya Seyfi abicim, senin damadın dedik, öyle demedin mi? Ali, ben dedi eve yemeğe gidiyorum dedi. Biz de bildiğimizi söyledik sana. Ne yaptık ki yani? Bir sakin abi. Seyfi beyciğim, sakin olun. Bak, yine gözünüz kararacak. Bir şey olacak size. Çok korkuyorum. Allah yapmayın, Allah muhafaza. Allah babacığım, ne oldu yine? İşte bak, yavru kedimi, babacığım. Ne oldu yine ya? Ne oldu? Benim kör oldu. Kızımın bütün parasını borsaya yatırmışsın. Yani babacığım, sadece bir miktar yatırdık, hepsini değil. İtiraf etti, gördünüz. İtiraf etti işte, duydunuz. Tamam Seyfi abi, borsaya ben de para yatırdım. Ne var ki bunda yani? Sen de mi? Evet. Seni de mi ikna etti, seni de mi kandırdı bu? Aşk olsun Seyfi abi ya, bir yatırım yapmak için benim illa kandırılmam mı lazım? Oradan öyle mi görünüyor? Ya Seyfi beyciğim, adamlar çatır çatır para kazanıyorlar. Sen niye kızıyorsun, niye sinirleniyorsun? Ben onu anlamadım yani. Yani şimdi bu borsaya para kaptırmadı mı? Para mı kazandı? Tabii baba, ne kaptırması, ne batırması, ne kaptırmak? Hayır yani sen genelde kaptırırsın da batırırsın da o yüzden söylüyorum. Bu sefer öyle değil babacığım. Şu anda kağıdımız sürekli yükseliyor. Kazanıyorsun yani ha? Evet. Çok mu kazanıyorsun? Ne kadar kazandın? Seyfi Bey, siz batırdı mı zannettiniz parayı? Ha? Genelde batırıyor da o yüzden ben de öyle zannettim. Yok yok, bu sefer değil. Yok yok babacığım, bu sefer paramız %50 arttı. Ne? %50 arttı mı? Tabii, çık yukarı. Çık hemen, hemen çık oradan. Çık, paranı al, çık. Seyfi abi, daha da yükselecekmiş. Allah aşkına. Ha. Gerçekten. Evet baba. Sen ne arıyorsun Seyfi abi? Baktım. Ya. İyisiniz değil mi şimdi? Biraz sinir geçti galiba. Çay söyleyeyim mi sana Seyfi abi? Çay, çay. Çay içer misin? Gazoz içeyim. Gazoz, gazoz. Eyvan! Eyvan! Eyvan, eyvan kızım! Eyvan! Lan yok. Eve kadar çıktı. Hayırdır? Yardım et de şu dolabın kapaklarını açalı. Hani ölsem bile ben yardım istemeyecektim benden. Ne oldu? Pöfsana. Herhalde senden yardım istemiyor. Ben onu keyfimden değil, iş için istiyorum. Deborah iş yeri değil mi? İş yeri değil mi? İş yeri değil mi? İş için istiyorum herhalde bunu. Keyfimden mi istiyorum ben bunu? Tamam. Sakın unutma. Özel bir şey için benden bir şey istersen
fertik. O zaman görüşeceğiz. İsteyeceğim ben senden o işi. Allah, dedik ya burayı işleri diye. Hadi şunu. Senden yardım isteyeceğim. Bir daha daha buyurak kaçarım tavayı. İyi kaç. Bak hala konuşuyor. Allah Allah. Senden yardım isteyecekmişim. Kendi işim kendim hallederim. Hadi. Açayım mı? Ben açıyorum. Bak. Dur bakalım canım. Aa, ikinci defa istiyor ha. Dilek geldi. Vallahi Dilek geldi. Ay. Merhaba Rukiyan. Dilek de, Dilek yok mu? Dilek yok mu? Yok. Ben Fethi'cimle konuşmaya geldim. Hayır, Dilek'ten haberiniz var mı peki? Yok efendim, yok. Fethi, param var mı? İyiyim Seyfi, sağ ol. Sen nasılsın? Ya bırak şimdi halimi, hatırımı sormayı. Söyleyeceklerimden sonra senin de halin hatırın iyi olacak. Söyleme desem fark etmez değil mi Seyfi? Seni zengin etmeye karar verdim. Ben böyle iyiyim Seyfi. Ne demek böyle iyiyim? Para diyorum, çok paradan bahsediyorum. 1000 lira Maria, 100.000 lira olacak. 1 liran 100 lira olacak, çok para. Ya benim o kadar param yok. Kazanmak için o kadar hırsım da yok benim Seyfi, çok acayip. Ama Ahmet borsaya girmiş. Borsaya para yatırmış Ahmet. Evet, borsaya para mı yatırmış? Evet, yatırmış. Butikte ikisi yatırmışlar. %50 kâr etmişler. Ben de diyorum ki varımızı, yoğumuzu birleştirelim, biz de yatalım, biz de kâr edelim. Köşeye dönelim Fethi. Yok Sevgi, ben seni tutmayayım ya. Ahmet borsaya girdi, bundan haberin yok muydu senin yoksa? Yok canım, Ahmet koca adam, ne yaparsa yapar, ona mı karışacağım Allah Allah? Ya bana fikrimi soran olursa söylerim. Soran olmazsa söylemem. Sen de öyle yap. En güzel o. Fikrini sormuyorlarsa sakın hiçbir şey deme. Hiç. Sus. Hiçbir şey söyleme. İnşallah başlarına bir iş gelmez. Ben de öyle düşündüm ilk başta ama adamlar %50 kâr etmişler. Afiyet olsun amirim. Sağ olasın Sinan, ellerine sağlık. Sağ olasın. Bak, tok hiç doymam zannedermiş. Tok hiç doymam zannedemez. Tok hiç acıkmam zanneder. Doğrusu. At hiç doymam zannedermiş. Evet. Evet, tok hiç acıkmam zannedermiş. At da hiç doymam zannedermiş. Ben akşama acıkırım amirim. Selahattin, sen yarım saat sonra başlarsın oğlum acıkmaya. Tatlı bir şey mi yesek amirim? Meyve çekti canım amirim. Ya bak, pantolonuna giremiyorsun. Göbek almış başını gidiyor. Gerçi senin yediğini ben yesem fil gibi olmuştu. Ama amirim şimdi yani bazı insanlar da doğuştan şanslıdır. Ben mesela su içsem yarıyor. Ben nefes alsam yarıyor amirim. Sen de daha az nefes al o zaman Sinan. Zaten abim nefes aldırmıyor Selahattin komiserim. Bunu bekliyordum kardeş. Lafı dön derdi, dön derdi, getirdi bana çal. Ya ben bir odun geliyor ha bak, odun geliyor ha. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleyküm. Afiyet olsun amirim. Neydiniz? Yedik bitirdik sağ olasın. Ne oturuyorduk yedik ha. Amirim bir konu hakkında konuşabilir miyiz acaba? Konuşabiliriz. Gel gel bakayım, yamazıma gel. Gel yamazıma. Konuşabiliriz tabii Bekir Bey, ne demek? Gel. Hayırdır? Hayırlı bir konu aslında da, aslında o kadar hayırlı değil. Biraz hayırsız konu. Neymiş ya o hayırlı hayırlı? Ya şimdi amirim, bizim Bozacı Bey var ya, bir süre önce geldi dedi ki, önümüzde dedi, çok acayip bir fırsatlar var dedi. Neymiş o fırsat? Bozacı mı asacaksınız? Ya amirim şimdi ne bozacısı Allah'ını seversen. Bu Veli var ya, Veli birden böyle borsaya girdi, zengin oldu. Yani şimdi bütün mahalle borsaya girdi. Allah'tan Sinan'la ben girmedik. Sinan girmedi. Girmedim ya Bekir abi, girmedim. Ben bilmediğim işe girer miyim? Ya bu meseleyi herkes biliyor. Ben de biliyorum o meseleyi de sen onu bırak şimdi. Bırak onu. Sorun nedir onu anlat bana. Mahalleyi boş ver şimdi. Şimdi amirim, Bozacı Bey'le hisse senedi al dedi bana. Yani şey etme, acele et dedi. Ben de aldım almasını ama. Anacığım, ben şimdi dükkana iniyorum. Var bir şey istediğin benden? Yok evladım, yedin mi yemek? Yedim yedim, hiç merak etme sen. Sami, Sibel'in yemeklerini yedikten sonra ayakta nasıl duruyorsun? Şaşırayım ben sana, madalya alacağım.
Vallahi duyuyorsun ona ne kadar şakacısın yeminle. Her şeyimi de aşağıya giriyorum. Ama ben şakacıyım. Biliyorsun her vakit. Hayatım sana bir şey vereceğim gitmeden. Ne vereceğim? Ne oldu? Ne oldu? Hayatım bu şey vardı ya işte benim yeğenimin Almanca dersi. Hani sen de ben Şahin'e yaptırırım demiştin. Getir demiştin. Çocuk getirdi. Al bunların hepsini böyle Şahin'e ver. Yapıversin ödevini. Şahin mi yapsın? Ya Nazımız'ın geçtiği tek Almanca bilen Şahin. Şahin yapsın tabii. Yok var Almanca bilen başkası var. Nasıl yok? Ha, kim var? Kim var ana? Şahin amcası, babası, kardeşleri hepsi biliyor ya Almanca. Ya ana karıştırma. Bunlar da Almanya'da bizi ne işimize yarayacak? Oradan buraya bir faydası olacak onların bize şimdi. Ne oldu? Niye yüzün düştü senin sadece? Yaptırırım demişti. Ne oldu yaptırmayacak mısın? O zaman niye söz verdik biz bu çocuğa? Bu çocuk bize bel bağladı hayatım ya. Tamam ya Allah Allah. Ben halledeceğim onu merak etme sen. Ha. Halledeceğim ben. Tamam hadi görüşürüz ana. Okuma da yazsın güzel yaz. Tamam tamam. Haydi güle güle. Hadi görüşürüz anacığım. Yemek yedin değil mi? Yükselir ama yükselir yükselir yükselir. Ben düşürem. Ya uyku haram oldu ben amirim. Ya Bekir bunda karar veremeyecek ne var? Ne var amirim? Bekir de onu soruyor işte. Selahattin, işin yüzün rivri oğlum. Bak bu rivrilerine devam edersen ben de senin hakkında bir karar vermek zorunda kalacağım. Bak Sinan görüyor musun kardeşim? Hı? İyi ki biz borsa işine girmemişiz sen. Yoksa böyle Bekir gibi kağıtlar ne zaman çıktı, çıkacak diye manyağa dönerdik. Ya, bak ben manyağa dönmüş. Evet, öyle olmuş. Ama yani borsa işinin de uzmanları var sonuçta. Yani onlara sorulabilir mesela çıkayım mı, çıkmayayım mı diye. Çık derlerse de çıkılır çok sorun değil. Ya oğlum biz ne anlarız borsadan Allah Allah. Yok çıktım mı çıkmadı mı. Boş ver. Psikoloji bozulun bak ha. Bak Bekir'in psikolojisi bozulmuş. Bekir, sana bir sorum var. Şu anda kârda mısın? Evet abicim kârdayım ben şimdi. Tamam o zaman. Çek paranı koy cebine. Bak en güzel kâr cepteki kârdır. Çok desene. Çok demirim. Çektirem. Diyorum. Çek desene. Ya çıkarsa peki? Ya çıkarsa çıksın. Çıkarsa çıksın sana ne? He? Aza kanaat etmeyen çoktan doğurur Bekir. Çek paranı koy cebine. Bu bir emirdir. Peki bak amirim doğru söylüyor. Selahattin beni onayladığın için çok teşekkür ederim evladım. Rica ederim abi. Senin bu revivlerin olmasa ben ne yapardım o zaman? Amirim. Şimdi çek dedin ya. Evet. Çek desem çekirem tamam çek. Evet. Ya çek dedin ya. Ecaip bir rahatlama geldi. Ya hisse senetlerini çekeyim. Benden sonra da tufan çeksin he. Evet bu kadar basit ya. Sen şimdi geceleri uykusuz kalıp bu psikolojiyi çekeceğine evet. Paranı çek. Tabii canım bana bak. Evet. Rahatlayıp da burada uyuma ha. Nasıl yapacağız be? Eva. Babacığım. Ne yapıyorsun? İyi babacığım, sen ne yapıyorsun? Ay niye be? İşte seni Almanca biliyor musun? Yok babacığım, benim okulda yabancı dilim İngilizceydi. Ha. Ne bileyim ya, hani o kadar zamandır o pöftürükten konuşuyorsun ya. Öğrenmişsindir dedim yani. Yani öğreniyorum tabii bir şeyler ama... ...nein, nicht, ich liebe dich falan. Nicht liebe dich? Yani şey, seni seviyorum demek. Ha. Ya böyle bunun gibi birkaç kelime niye sordun ki? Ha, o kadar önemli değil ya. O Sibel'in tam akrabası varmış, onun Almanca ödevi varmış da... ...yaparız yaparız dedik, ondan şey yaptım. İyi tamam, ver Şahin'e yapsın. Olmaz. Vermem onu pöftürüye. Ben ondan bir şey öğreneceğime... Almanya işçi olarak bir daha baştan Almanca öğrenip tayin. Bundan sonra bir şey istesem verir seni kafama kakarım. İyi babacığım sen bilirsin ama benim bildiğim mahallede başka Almanca bilen yok. Yok mu? Yok. Soğanları incecik doğradıktan sonra suyunu al. Kuru olsun birazcık, ıslak olmasın. Tamam ondan sonra ama bir dakika dur. Önemli olan zaten domatesi doğradıktan sonra... Hayır, biber salçası koyuyorsun. Bir dakika, bu daha önemli. Biber salçası çok önemli. Yemekte en önemli şey biber salçası koyun. Biraz acılı olur, o çok güzel olur böyle suyunu çektiği zaman. Ay mis gibi. Bir dakika,
Ay şekerim, ben seni 2 dakika sonra arayayım mı? Çok önemli bir işim var. Ha, arayacağım biraz sonra. Nihayet kapattı. Ne var Emre Bey? Ne oldu? İkide bir el kol hareketleri yapıp duruyorsun oradan ya. Önemli bir şey konuşuyorum burada. Ne var? Kızım, yani burası şirket. Ve o telefon da şirketin telefonu. Şirket telefonunda bu kadar uzun konuşulur mu canım? Niye yani? Şimdi ben şirket telefonunda konuşamayacak mıyım? Ya tabii ki konuşacaksın da ama yemek anlatmayacaksınız yani. Ne var? Soruyor kadın yani. Sana yemek tarifi vermem mi diyeyim kadına? Ya Yıldız, şimdi bir müşteri arasa. Yani ne diye, bir salça yüzünden şimdi bir sürü siparişi mi kaçıracağız? Hilmi Bey, sizin biraz sinirleriniz mi yıpranmış acaba? Şöyle bir çıkıp bir dolaşsanız mı acaba? Evet, haklısınız. Biraz dolaşıp hava alsam iyi olacak. Çünkü biz seninle aynı frekansla konuşmuyoruz. Allah Allah, hele hele. Ha, erkenden de geldiniz. Ay söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama geç geliriz laf olur, erken geliriz laf olur yani. Canım ne lafı Melahatçı? Ben de söyleyeyim, söyleyeyim diyorum, hep vazgeçiyorum. Ya konuyu uzatma Melahatçı. Ne, rahatsız ettik abi. Gidelim isterseniz. Ah anneciğim, Aslı'ya şahane bir tulum aldım. Öyle mi? Burada. Ay bakayım bakayım. Benim ayaklarıma kara sular indi. Ben içeri gideceğim, ayaklarımı uzatacağım. Uzat uzat, ayaklarını uzat, konuyu uzatma. Ver şunları, ben mutfağa gideyim. Ver şunları. Ne? Bırak siz olduğun yere. Gülden'cim, mahvolduk. Gülden'cim mahvolduk. Ay anneciğim, ben eve girdiğimde anladım sizin yüzünüzde tatsız bir şeyler olduğunu. Ne oldu? Sabahtan diyordu ya, Avrupa'dan, Almanya'dan bir havalı ruju varmış falan filan. Sen onu burada unut. Aslı da onu bul. Kendi yüzü dahil her yeri boya. Ruju mahvetmiş, parçalamış. Ne? Ya sonra şimdi söylesen. Bilerek verdiniz eline. Yok bilmem ne, bunun gibi daha bir sürü laf eder ve yıllarca susmaz biliyorsun. Tamam ya, abartma abartma. Ben hallederim, ben söylüyorum. Efendim, rica edeceğim, tamam. Biz hallederiz. Sen karışma bu işe. Evet, evet, evet. Annem doğru söylüyor. Yani sonuçta Aslı benim kızım. Biraz bizim meselemiz. Annemle biz hallederiz babacığım. Siz merak etmeyin. Ah be Aslı'cığım be. Ah be Aslı'cığım. Ay ne Ay bir de Dile'yi hemen gönderdim. Hemen koşturduk çarşıya. Baktı etti o kadar. Bütün satanları falan sormuş. Demişler ki yok, bizde böyle bir ruj yok. Ayrıca bulamazsanız da burada ne? Demişler. Ay ne diyorsun? Eyvahlar olsun. Ne yapacağız? Bak Nazlı olsaydı bunu hallederdi. Çünkü parfüm satanlar bu tip şeyler nerede satılıyor bilir ya. Hay Fehmi'cim, hay aklınla bin yaşasın. Doğru. Aa, Yıldız abla var. Yıldız abla, Yıldız ablaya soralım. Nazlı'yla çalışıyordu. Bilir o nerede olduğunu. Bilir, ha. Bilir. Tamam. Hadi Gülden'cim, ha. Göreyim seni. Dur. O zaman ben hemen gidiyorum. Hadi Yıldız canım benim. Hadi götüreyim. Hadi, hadi canım benim. Dur, halledeceğim. Peki, merak etme ya. Ben hallederim. Ben konuşurum, hallederim. Fehmi'cim, rica ediyorum, halletme. Halletme. Biz halledelim şu mevzuyu, tamam mı? Ah, terbiyesiz. Selamünaleyküm. Oo, Sami Usta. Aa, ne yapıyorsun Ferit? Aynı, sen de yapıyor mu ya? Aynı vallahi, iyi miyim? Nasılsın? Sağlığın keyfin yerinde mi? Her şey yolunda mı? Ya işte, fena değil be Sami Usta. Ha. Yuvarlanıp gidiyoruz. Hani malum, gözler görmeyince yuvarlanma hadisesi sık sık oluyor ya. Komik herhalde. Beni anlamıyor. Fehim abi de bilir şeyler yapıyor. O komik. Boş ver, neyse, neyse. Ha, sen Almanca biliyor mu? Almanca mı? He. Ya ben Almanca nereden bileyim? Sami Usta Şahin biliyor ya. Buna gerek yok ya. Buna gerek yok. Ne bileyim ben, sen yabancı filmler izliyorsun ya. İzleye izleye belki öğrenmişsindir dedi. Ya, ya Allah iyiliğini versin. Sami Usta, öyle film seyrederken kulağın falan dolar ama dil öğrenemezsin ya. Öyle film seyrederek olmaz o iş. Allah mı? Tabii canım, tabii canım. O zaman tanıdığın biri var mı peki? Yok, Almanca bilen tek tanıdığım senin Şahin. Ondan öğreneceğim ha. Gurbete giderim, senelerce çalışır. Orada öğrenirim daha iyi. Ya Sami Usta, ne oldu? Küstünüz galiba. Kimle? Şahin'le mi? He. Hadi burada! Lan siz! Ben ona küsecek kadar şey miyim? Kimmiş be kamu? Neyse ben. Hadi sağ ol, sağ ol. Kimmiş be kama? Getir getir Mahmud'um. Getir, dalın oğlum, dalın. Alın, alın. Yapın. Hadi bakalım. Hadi çocuğum, sağ ol. Afiyet olsun abiler. Afiyet olsun. Kime yazıyorum bunları? Bana. Ya oğlum, bana yaz. Ya bana yazsın. Ya dur bir oğlum.
Bana yaz bana. Bu ara Yıldız yengen sağ olsun üzerimden çok yük alıyor. Durumlar kıyak yani. Yaz bana. Oh, İyi tamam, hadi kesenize tamam, bereket. Tamam. Oh. Kolay gelsin arkadaşlar. Oh, İlmi Bey hoş geldin. Hoş geldin İlmi Bey. Hoş bulduk. Hayırdır İlmi Bey? Yapıştır oğlum İlmi Bey'e bir çay. Hemen usta. Yok yok çay yapıştırma. Bir şey soralım önce. Bir sos üstü de İlmi Bey yapıştırsan. Ha, yok yok ben aç değilim sağ ol. Aa, öyle olmaz. Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar İlmi Bey. Tabii tabii. O zaman ben... Bana iki tane yeter ya. Hemen İlmi Beyciğim hemen yapıyorum. Ama bir tanesini Mustafa yaz. Bana yaz biri. Tabii. Mesut biraz konuşmamız lazım. Konuşalım. Hayırdır abi? Yıldız Hanım. Yani bu iş yeri telefonunu gerekli gereksiz meşgul ediyor abi. Hayretlerim olsun ya. Ama bu kadınlar da çok seviyor telefonla konuşmayı. Ya bir yani yarım saattir yemek tarifi veriyor. Ama daha soğanları kavuramadı yani düşün. Evet işte oluyor bazen öyle. Yani iş yeri telefonu ya. Ben böyle bir şey görmedim. Tabii sen de haklısın İlmi Bey. Yani yemeğe salça koyacak. Yani salçanın tarihçesinden başlıyor anlatmaya. Öyle söyleyeyim. Sen bir konuşsan diyor. Seni dinler. Tamam tamam merak etme İlmi Bey. Ben konuşacağım kendisiyle. Halledeceğim. Oğlum sen bir İlmi abine bir çay yapıştır. Bakalım hayatında böyle bir şey gördü mü? Mesut'cum şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Yani aramız bozulacak Yıldız. Tamam tamam abi sen merak etme. Ben halledeceğim ya. Tamam. Valla koskoca mahalle bir tane Almanca bilen yok. Ya var babacığım. Ne olur yani Şahin'den rica etsen. Hayatta istemem ona hiçbir şey istemem. Ne sen bilirsin o zaman. Ondan yardım isteyeceğim. Valla bu ne kadar önemli bir şeymiş bu dil ya. Valla yabancı çok önemli. Şunu öğrendim ben. Ben ondan yardım isteyeceğim. Otururum. De bu üniversite sınavını baştan çalışıp öğrenirim. Almanca daha iyi. Vallahi babacığım bence Şahin'den rica etsen daha pratik olabilir. Yok ya. Ben versem ondan su istemem artık. Hiçbir şey istemem. Bozdurdum parayı Elvan'ım. Ah. İyi yapmışsın Şahin. Şahin. Elvan'ım. Ya ben senden bir şey rica edeceğim. Ah, tabii. Şu Almanca ödevini yapabilir misin? Kimin o? Şey, komşunun oğlunun. Ha, komşunun oğlunun. Evet, ya yapsana. 5 dakikanı bile almaz. Ben sana Elvan'ım ya. Ben bilmiyorum mu Sibel Hanım'ın akrabasının olduğunu. Biliyorum tabii. Erol Taş Baba Sami bütün mahalleyi geziyormuş bu ödevi yaptırmak için. Ya evet, tamam. Ne olur yapsan yani. Hiç yapmayacağım. Gelecek, rica edecek benden. Ben de o zaman duruma göre bakacağım yani. O diyordu. Ben ölsem senden hiçbir şey istemem, istemem diye. Ne oldu? Yok, gelecek benden, rica edecek. O zaman ben de yaparım. Ya benim hatırım için de mi? Ya Elvan'ım maviş gözlüm. Senin hatırın için buradan Almanya'ya koşa koşa giderim. Ama entschuldigung, yapamam. Rica edecek, ben de bakacağım. Canım benim. Geldi. Buldum. Buldum. Yıldız. Allah'ım inşallah kuştur ya. Buldu mu Yıldız? Anneciğim. Hah. Yıldız abla Oruç'un getirdiği filmeyi buldu ama aynı rengi bulamadı. Getirmesi tam bir renk bulacakmış. Ay ölene kadar çekeceğiz çenesini güldüm. Tam 50 yeri aradı. Ben biliyorum. Şahit oldum yani. Tek tek aradı telefonda her yere. Sağ olsun. Sağ olsun. Yok o bulamadıysa daha da kimse bulamaz zaten. Şşş. Bela doğru bir şey sordu mu? Yok yok. Daha farkında değil. Hmm. Kaybettiğini farkında değil. Ah! Aman da iyi insan. Nasıl lafının üstüne gelmiş. Ayol ne arıyormuşsunuz bulamamışsınız? Neyi? Neyi arıyormuşuz? Bir şey aradığımız falan yok mu? Ayol Rukiye'nin telaşlı sesi ta içeriye kadar geliyor diye. Aa, bir telaşımdan ne olacak? Ben telaşı akşama ne pişireceğim, değil mi? Sen onu dert etme, ben düşündüm. Zaten ona göre alışveriş yaptım. Ay canım benim, nasıl da düşünceli. Tamam, hadi sen yap yemeği. İtiraz etmeyecek misin ayol? Ben pişiririm, kocam benim elimin lezzetine alışkın falan demeyecek misin? Yok.
Melahat'cığım sen de. Yani itiraz etsen bir türlü, etmesen bir türlü şimdi. Hep alınıyorsun. Değil mi? Ay yani tabii tabii. Alışverişine kadar düşünmüşsün yani. Mutfakta böyle bir yardımcı. Sen yemeği yaparsın. Rukiye annem de biraz dinlenir. Değil mi anneciğim? Tabii. İyi hadi öyle olsun bakalım. Hadi ay yoruldu da. Ay, zahmet olacak. Ay, sağ ol canım. Boruş'un kaybolduğunu anlamasını ne kadar sürer sence? İlk kulağındadır Gülcan'cığım. Ne kadar sürecek yani ondan sonra. Allah Allah kulağımız atları derini yani. Evet. Dinliyor içeriden görüyor musun? Öyle konuşuyor mu? Duyuyor. Ya radar gibi kullanıyor. Evet pasajımızın en torpilli dükkanına şahane tavşan kılı çaylar. Yapıştırın. Sağ ol kocacığım. Ayağına sağlık kardeşim. Hoş geldin. Demek afiyet olsun. Ya aslına bakarsanız aradım telefonla. Belki kahve içer misiniz acaba diyerekten sorayım diye. Ama hep meşgul çıkıyordu ya bu telefon. Yıldız, sen kimle konuşuyorsun kızım bu kadar zamandır? Yemek tarifi veriyor hanımlara. Yemek tarifi mi? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi Yıldız? Senin aklın kafanda mı ya, başında mı senin ya? Niye telefondan tarif veriyorsun sen? Olur Mesut'cum, niye olmasın? Allah Allah, ya o sırada birisi siparişli seni arasa, iş için arasa ne olacak? Hep meşgul. İşte sipariş için, iş için arayana yemek tarifi veriyordum hayatım ben. Nasıl oluyor? Şimdi şöyle, eğer bu yemek tarifi verdiğim kişi en iyi müşterinse, en çok satın alan kişiyse mesela, ha? Öyle değil mi? Mesela ben ona yemek tarifi istese de veririm, kek tarifi istese de onun tarifini veririm yani. Ha sen Şirin Hanım'la mı konuşuyordun? Evet Hilmi Bey. Kadının aldıkları belli. En iyi müşterimiz başka firmaya kaymasın diye ben uğraşıyorum sabahtan beri ama siz anlamıyorsunuz beni. Tabii. Yani o zaman konuşabilirsin. Yani Şirin Hanım, tabii kadının Allah'ı var şimdi. Yani başka şirketlere kaptırmamamız lazım onu. Çok iyi satış yapıyor. İstediğin kadar tarif verebilirsin. Kek, yemek, ne istersen. Tabii. Telefonla konuşsun değil mi oğlum? Sen en iyisi bu çayı iç Mevlüt Bey. Yok yok, afiyet olsun. Yemek hazır. Ay ellerine sağlık canım. Ne kadar güzel kokusu geldi değil mi? Hayır nereden biliyorsun? Daha yemedim. Belki beğenmeyeceksin. Niye beğenmeyeyim canım? Güzel olmuştur değil mi? Ay iyice terledim. Makyajım akmıştır palyaço gibi görünce. Şimdi de makyajımı tazeleyeyim ben. Yok yok. Hayır. Ne oluyor ayol, ödümü patlattın. Allah Allah. Ay, yok şey, Rukiye annem şey anlamında söyledi. Makyajın hiç akmamış. Bilakis çok güzel gözüküyorsun film yıldızı gibi halacığım. Maşallah. Ay, hakikaten öyle, bir de ayrıca da evdeyiz. Aman kim görecek, boş ver be. İnsan başkaları için makyaj yapmaz. Kendisi için yapar. Yani kendisine öz saygısı bakımından. Ay nerede benim güzel rujum? Ruj banyosunu alacağım. Tamam, ben sana ruj vereyim. Benim çok farklı damlaklar ister misin? Çok güzel, son moda. Bak çok güzel. Çok güzel, hakikaten. Bak şimdi fark ettim sen söyleyince. Ne kadar güzel rengi. Ay yok. Ben istemem senin rujunu. Dünya kadar para verdim o ruja. Ben Almanyalardan getirdim. Ay sürdüydüm, koyduydum. Allah. Sürmeden duramıyorum onu ben. Çok seviyorum onu ben. Evet. Hiç merak etme sen Sibel. Ben onu hallettim. Aha. Tamam, hadi görüşürüz. Neyi hallettin? Erol Taş Baba Sami. Nikti yani. Ödevi yapamadın. Sana ne? Ne karışıyorsun sen? Kendi işine baksana. Ben karışmıyorum ya. Sen ödevi yapmazsan eve gideceksin, elin boş gidecek, ev karışacak bu sefer. Şey ne kınayak karsın. Ama rica edersen, yani senin için yaparım bu ödevi. Ha, ondan sonra o bile kafama kakarsın onu sen. Nikti ya, sen rica et. Ben sana hiçbir şey demeyeceğim. Hiçbir zaman hiçbir şey demeyeceğim. Gerçek söylüyorum sana ya. Demeyeceğim mi? Demeyeceğim ya, söz diyorum ya. Bana da Şahin demesinler, bak. Ha.
He. Yani rica edersen ama güzel böyle, güzel güzel rica edersen. Rica edersen bu Almanca şehrin ödevini yapar mısın? Evet. Ya şey diyeceğim bir de, seni çok seviyorum ben. Benim damadım. İlk libedik. Bunu da dersen lütfen yani. Yok. Tamam yapmıyorum o zaman. Seni çok seviyorum damadım. Acayip beni de seviyorum. Öyle böyle seviyorum. Ah, yapar mısın? Ama şu damadım derken öyle bir ses çıktı da. Bir de şey dersen, ya çok kral adamsın. Mahallede en iyi adamlardan bir tanesisin. Bir de bunları söylersen gerçekten yaparım bu sefer. Bu mahallede en kral adam sensin. Senden daha acayip bir şey görmedim. En güzel damadın sensin. Öyle böyle bir adam değilsin. Rica etsen tabii ödevi yapar mısın? İşte ya, tabii ki de yaparım ya. Bal gibi, şeker gibi adam oldun şimdi. Ama diğer Erol Taş Baba Sami olduğun zaman pef oluyor ya, olmuyor yani. Benim güzel canım evladım damadım. Bir de bir şey söyleyeceğim ya, limonata koyabilir misin? Konuşurken böyle boğazım falan bir şeyler oldu da şurada. Gıcık galiba oldu. Lütfen bir limonata, hemen başlıyorum. Alo. Canım açık ver. He? Ver, ver. Yok, yapmayacağım ya. Ben sevmedim bu suratı. Gilersen bir de hemencik veririm ha. Hemencik veririm. Anacığım her şeyi hatırlıyor. Öyle yap dedim, böyle yap dedim. Şurada sürdüm, bunu yaptım. Hı. Görüyorsun değil mi? İyi de siz rujunu nereye sakladınız şimdi? Şurada en alt çekmecesine koydum, orada hayatta bulamazsın. Allah'ım ya. Sen büyüksün. Yok. Yok mu? Odada da yok. Allah Allah. Hayır yani ben bunu... Burada sürdüm, çantama koydum dedi. Masada sürdüm. Sonra acaba buraya koydum da buralara mı kaldırdım acaba? Yok. Burada da yok. Orada da mı yok? Orada da yok. Yok mu orada gerçekten? Ay yok, gitti rujum, gitti vallahi yok. Hayır, şurada sürmüş. Ay vallahi delireceğim, yok rujum yok. Allah Allah, insan bazen öyle yanılıyor. Olabiliyor yani öyle. Yanılıyor insan değil mi? Evet. Selamlar millet. Hoş geldin Fehmiciğim. Merhaba. Merhaba. Berat ayrılayım. Bir surat ne böyle ya? Ya abi çok güzel bir rujum vardı. Dünya kadar para verdim. Almanyalardan getirdim. Yok, evde bıraktım, evde yok. Evde bıraktın, emin misin? Evet. Ben şimdi koridorda bir şunu buldum da. Bir rujum. Ha işte şimdi koridorda buldum bunu herhalde. Sen çantandan anahtarı falan çıkartırken bunu yere düşürmüşsün. Dikkat etmek lazım. Rujum gitmiş, mahvolmuş. Abi, çocuklar falan bulduysa oynamışlardır tabii. Kırmışlardır onu. Çok dikkat etmek lazım. Kendi düşen ağlamaz. Yani sus sen de üstelik şikayet etmeyeceksin. Daha naçti yarışın evladım. Ya sağ ol ya. Erol Taş Baba Sami çok geldi. Bu arada ödev bitti. Ah. Bitti mi? Hepsi bitti, tamam. Hiçbir şey kalmadı mı? Hepsi bitti bak. Bütün soruların hepsini burada çözdüm bak. Hepsi. Rica ederim. Erol'a tamam yani. Bir fertik, buyur. Divanın şeyini kenara alalım. Uğur'un başına bir şey gelmesin diye şey yapıyoruz şimdi. Başına geldi, hepsi bitti. Ben senden 40 yıl ama şu bir şey istedim. Ne yapıyorsun ya? Yine Erol Taş Baba Sami oldun ya. Bundan sonra sen ona 40 yıl daha çık. Ama yapmaz mı? Gel buraya! Gel buraya! Yeter başına! Sabahtan haberi gidin. Her şey mi gelir? De buraya gel haberi sana. Gel bakalım buraya! Geldi.
karmakarışık yollarda, hüzünden, mutluluktan de bana ne yapmışız, gene yıkmışız hep en sonunda. Maziye sırtımızı yaslaya yaslaya tutunmuşuz geçmişin kanatlarına.